Galaxy misyonunda ikinci yolu deneyeceğim. Misyonu alıyorum ve sol sistemden çıkacağım. Yine misyonu en başa getiriyorum MacPerimer ile. Görev subayı görevlerini bir kontrol edebilirim. Beta Ursae'de ikinci sektöre dokunup birinci sektöre geri gelmem gerekecek. Alfa Triangla'nın sağ tarafta kalan sektörüne erişebilmem için. Fena bir misyon değil alabileceğim. Slipstream'i çalıştırabilirim. Uzun bir yol var Zeta Andromeda'ya. Biraz yavaş gidiyoruz gibi. Bakalım Borg motorumla daha iyi bir sonuç alabilecek miyim?
Sanki daha hızlıyız. Buradan 25 aldık. Biraz da ürün satılmış. Ürün koymuştum borsaya. RD materyal. Şimdi geçeceğimiz harita Beta Ursa'ydı. Zaten iki sektörü almıştık. Geçtiğimiz anda bu sektöründe. Hatta Kardasyan sektörlerinin tümünün ödüllerini almış olacağız. Burada silip çalıştırabilirim. Neden warplamadığını anlayamadım ama.
biraz sulaklı bu sıralar oyun. İkisinde yeni sezon gelecek. Umarım o zamana çözerler bu lag sorununu. Özellikle STF yapanlar çok şikayet ediyor bundan. Sürem azaldığı için Alpha Centauri'den sonra haritaya göre yukarı çıkmam gerekiyor ama motorum zayıf kaldı. Ben Alpha Centauri'den sonra Regulus'tan aşağı inip Sirius'un almadığım sektörünü alıp Borg sektörüne geçeceğim. Yani Yato Pavanis'e gidemeyeceğim. Tabi harita değişecek. 3 büyük harita olacak. O zaman daha farklı olacak bu Tour de Galaxy. Onunla ilgili de bir kayıt yaparız. Burada döndüğümüz gibi bir silip açalım. Fena bir lag. Öyle gözüküyor ki lagların bizi engellemesinden dolayı da Borg sektörleri ve Undyne sektörünü fark ettiyseniz her iki haritada Undyne sektöründe bitiyor. Dönerken warplanmaya dikkat edelim.
Maalesef süremiz bitmedi. Buraya kadar yapabildik. Yaklaşık bir 200-250 enerji kredisi 1000 yapmışızdır.